Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hearts of Iron 4 oynayacağız. Ben biraz oyunu oynadım desem yalan olur. Çok da oynayamadım. Ama işte şu emirleri verdim. Şuradaki generali de şuraya verelim. Şurası için. Şöyle mümkünse. Ya mümkün değil de. Hani bir saldırırsınız. Ne olur ne olmaz. Bunun yarısını silmek zorundayım diyeceğim de. Şunu artık üretimi kes. Bunun yarısını silmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Yani Panzer Division çok lazım bize ama ekipman da. Daha bunu da. Yani. Şuralarda bayağı eksi veriyoruz. Mecburen şey yapmamız lazım. Bazı şeylerden feragat etmemiz lazım. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Benim şurada biliyorsunuz kaynaklarım vardı. Yani buradan kaynak geliyordu bana. Ama artık öyle bir şey yok işte. Çünkü oraya gördüğünüz gibi çıkartma yapmışlar. Bundan dolayı da benim kaynaklarım bayağı yani gitti. Bir de bunlar var. Yani bunlarla uğraşıyoruz. Yani gördüğünüz gibi. Hani yapacak bir şey de yok aslında pek fazla. Biraz bekleyeceğiz. Oturup bekleyeceğiz yani. Şunlardan bize denizde ve havada yardım gelmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kitlendik yani şu anda işin özü kitlendik. İngilizlerin Fransızların donanmalarıyla baş edemiyoruz şu anda. Çünkü bize donanma diye bir şey yok zaten. Yani gördüğünüz gibi bir sağlam şu var. İsterseniz şuraya çıkartayım nasıl dayak yiyeceğini görün. İtalya'da da zaten bir şey yok. Yani İtalya kendine zor yeten bir ülke şu an için. Birkaç birim üretmiş işte bak zaten Afrika'dan çekilmiş yani tamamen çekilmiş şurada bir Venezuela'nın birimleri duruyor bu da açlıktan ölüp gidecek burası kalacak yani İngilizlerin eline şu anda pek yapabileceğimiz bir şey yok yani oturup çıkartma yememeyi beklememiz lazım bak burada çıkartmayemişiz bile burada İtalyanların yardımına ihtiyacımız var. Yani böyle mecburen kendimizin yanına şey dost aramamız lazım. Yani belki Romanya'yı kendi yanımıza çekebiliriz. Zaten Türkiye'ye basıyoruz biliyorsunuz. Ya yapacak bir şey yok. Oturup bekleyeceğiz açıkçası. Yani şu Kopenhag'a saldıralım. Pek bir şey yapacak halde değiliz şu anda. 40'ı geçti. Sovyet'e saldırsam şu anda alamam da zaten şu güçlen, şu savaş ortamında. Tarihteki gibi olmasın. Gördüğünüz gibi burası bir sarı oluyor, bir yeşil oluyor ve kırmızı oluyor ve şuralarda yeşil oluyor. Bu da İtalyan birimlerinin destekleriyle alakalı. İtalyanların da uçakta yani pek iyi değiller açıkçası. Pek iyi değiliz şu anda. Deniz olsun, uçak olsun. İşte tek Fransa'yı Belçika'ya almakla iş bitmedi yani keşke öyle bitseydi. Ama yani çıkartma şu anda tek şeyimiz umudumuz yenilmemek yani şu an için yapacak pek bir şey yok. Hani tıkandık başta büyük ihtimalle yanlış şeyler izledim. Yanlış ideolojik hatalar yaptım. Bundan dolayı oldu bunlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Gidip başta Hollanda'ya saldırdıysam buraya da yani burayı da almamalıydım. Burayı papıtım bırakmalıydım. Yani bayağı hata yaptım kendimde. Vichy diye bir şey yok zaten Afrika'da. Yani keşke şu Free Fransa'yı devirsek diyeceğim. Öyle bir durum da yok.
İtalya Rodos'u zaten kaybetmek üzere. Ya yani gördüğünüz gibi işte bir dayanacak, iki dayanacak. Rodos'tan da çekilecek büyük ihtimalle. Artık tek şansımız Balkanlara kaldı. Yani Balkanları alsak şöyle biraz, mesela Balkanların da pek bir kaynağı yok. Hani buraya alsan bir 70'lik şey gelir. O il gelir. Hani belki alüminyum ihtiyacımız, mesela şu Romanya bizim için karlı görünüyor şu anda. Şu Kopenhag'a saldırabilsek, keşke Kopenhag'a alabilsek. Bizim için çok karlı olacak. İşte ordu da yok fazla, anlattığım yani söylediğim gibi. Ordu yok, ekipman yok. Yani hiçbir şey planladığım gibi gitmedi açıkçası. İşte Japonlar yardımcı olma, yani Japonya'da pek bir şey yapamıyor. Justify alalım şuraya. Ya bunları yanımda görmek isterdim ama mecburen kaynağa ihtiyacım var. Romanya'ya da saldıracağım hatta. Aa, keşke. Saldır ulan. Ulan saldır. Saldır. Uçun tepeye doğru. Hadi bakayım göreyim sizi.
Aa, bir fikrim var. Bak şöyle yapsak. Aa, bak takmışım yanlışlıkla. Aa, anladım. İsveç capitulate. İyiymiş. İsveç anladı çünkü adamlar biraz daha zeki bunlara göre. Dedi ki biz yenemeyeceğiz abi dedi. Salın gitsin dedi. Bir şey diyeceğim, bunlar bir aksiyon çevirmesin burada. Bak birkaçınız etrafında bulunun bunları. Öldüremediniz paket yemiş askerlere. Evet, şuradan falan asker getirin ben orası için aynen. Siz gelin abi şu. Bak. Bunlar başa bela olmasın. Etrafından dönmeye çalıştım. Ya zaten Norveç'in falan karşımızda duracak gücü yok da. Hani şey. Ha işte yardım ediyor ya o elaylar. Bunda. Baksana zaten. İsveç var burada abi. İsveç sıkışmış araya. İsveç. Daha dur, o kadar şey bir yere gitmeyin. Aynen. Tamam. Şu işte ya. Tamam abi ya, ne uğraşıp duruyorsun? At, çevir etrafını, dön etrafını. Aç gözlülük başa bela işte. Hadi Norveç sen de kapitülate oldu. Bir şey diyeceğim, deniz gücümüz ne alemde? En büyük soru. Denizde ne alemdeyiz? Denizde çok kötüyüz. Sovyetler Tanrıtuna'yı kendine bağladı. Anneksledi, ilhak etti. Thank you.
Japonlar ne alemde? Buzlar Diyarı, Danimarka. Peki ya? Çıkartma yapsam ne olur? Olmaz mı çıkartma? Yani hiç mi şansımız yok? Tutamadık mı? Peki ya. Siz de gelseniz buraya. Bir daha bir deneyin bakalım. Düşmeyen o neydi be? Tek yapmamız gereken şey. Şunların üretimini arttırmak. Benzini alan ne var? Bunları azalt, bunları azalt. Hatta bunu da azalt, bunu da azalt. Neyse. İyi gemiyor, önemli. Lazım. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye.